Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena. İnneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Yaratan, yaşatan, bizlere sayısız nimetleriyle lütufta bulunan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizi iman ve İslam'la müşerref kılan, Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ümmet kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizlere Müslüman olmayı nasip ettiği gibi Müslüman olarak kalmayı ve Müslüman olarak da ruhumuzu teslim etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbim her birimize canlarımız tenlerimizde kaldığı sürece rızasını kazandıracak, memnun olduğu salih kullarıyla birlikte haşrolacak, cennet ve cemaliyle müşerref olacak o büyük nimeti nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz İmanımızı kamil, amellerimizi salih, ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Muhterem Müslümanlar, İslam dininin en yüksek gayesi, insanları dünya ve ahiret saadetine eriştirmektir. Bu da ancak güzel ahlakla olur. Ahlakın insanın amellerine büyük ölçüde etkisi vardır. İnsandan sadır olan söz ve davranışlar, nefsinde yerleşmiş olan huy ve ahlaki özelliklere uygunluk arz eder. Güzel ahlak, insanın cennete girmesine vesile olmaktadır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamber'e insanları cennete girmeye vesile kılan hangi amelleridir ya Resulallah diye sorduğunda Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya takva sahibi olmak ve güzel ahlaktır diye cevap vermiştir. Allah Teala bütün insanları eşit olarak yaratmıştır. Beyazın siyah üzerinde hiçbir üstünlüğü yoktur. İnsanların Allah katında tek bir üstünlük ölçüsü vardır ki o da takvadır. Takva ise insanla Rabbi arasında olan bir husustur. Çünkü kimin daha fazla takva sahibi olduğunu ancak ve ancak gerçek manada Allah bilir. Güzel ahlak kişi ile diğer insanlar arasında olan bir husustur. İslam'da güzel ahlaka çok fazla önem verilmiştir. Gerek Mekke döneminde
gerekse Medine döneminde ahlakla ilgili birçok ayeti kerime nazil olmuştur. Bu konuda pek çok ayetin inmiş olması ahlaka çok önem verildiğini bizlere göstermektedir. Nitekim Yüce Allah alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an-ı Kerim'de tanıtırken şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah bismillah ve inneke le ala hulugin azim. Hiç şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzeresin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını Yüce Allah bu şekilde övmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şerifinde bu istü li utemmime mekarimel ahlak buyurmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yine başka bir hadisi şerifinde edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi buyurmuştur. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi güzel ahlak sahibi olduğu gibi ashabına ve biz Müslümanlara da güzel ahlak sahibi olmayı tavsiye etmiştir. Ve yine bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. İnne min hıyarikum ehasinikum ahlaken. Sizin en hayırlınız ahlaken en üstün olanınızdır. İnne min ehabbikum ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyame ehasinikum hulugan. Sizin bana en sevimli olanız ve kıyamet gününde bana en yakın olanınız ahlakı en güzel olanınızdır buyurmuştur. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Peygamber Efendimiz ahlaka çok önem vermekle birlikte sık sık şu duayı yapmaktaydı. Allahümme kema ahsente halgi fe ahsin hulugi. Allah'ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel eyle. Allahümme ihdini li ahsenil amali vel ahlak. La yehdi li ahseniha illa ent. Ve gini seyyi'el amali vel ahlak. La yegi seyyi'eha illa ent. Allah'ım beni amellerin en iyisine ve ahlakın en iyisine ilet. Amel ve ahlakın en iyisine ancak sen hidayet eyleyebilirsin. Amellerin kötüsünden ve ahlakın kötüsünden beni koru. Amel ve ahlakın kötüsünden ancak beni sen koruyabilirsin. Allahümme inni e'ûzü bike mineşşikâgı ve nifâk ve su'il ahlâk. Allah'ım ayrılıktan, ikiyüzlülükten ve ahlakın kötüsünden sana sığınırım diyerek Peygamber Efendimiz bu duaları sık sık yapardı. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her münasebette iman ile ahlakın birbiriyle çok yakın ilişkide olduğunu belirtmiş ve müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlakları en güzel olanlarıdır buyurmuştur. İşte bu hadiste imanın mükemmel olması güzel ahlak sahibi olmaya bağlanmıştır. Böylece imanla güzel ahlak arasında sıkı bir ilişki olduğunu anlamaktayız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçek hakiki mümini elinden ve dilinden diğer insanların zarar görmediği kişi olarak
nitelendirmektedir. Bir insanın ahlakı güzelse o insanın imanı da mükemmeldir. Ve o kişi olgun mümindir. Eğer kişinin ahlakı kötü ise imanı da zayıftır. İslam kendi müntesiplerine bir takım ibadetleri yapmayı farz kılmıştır. Bu ibadetlerin farz kılınmasının bir takım hedef ve gayeleri vardır. O hedeflerin en önde geleni ise insanları, Müslümanları güzel ahlak sahibi, insanı kamil mertebesine ulaştırmaktır. Allah'ın emretmiş olduğu hangi ibadete bakarsak bakalım, hepsinin de insanı bu yüce gayeye ulaştırmak için emredildiğini görmekteyiz. Mesela günde 5 vakit kıldığımız namaza baktığımız zaman Yüce Allah namazla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ Ey Resulüm! Sana vahyedilen kitabı oku ve namaz kıl. Muhakkak ki namaz insanı hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. İşte bu ayeti kerimede ifade edildiği gibi Yüce Allah'ın ikame etmemizi emrettiği, kılmamızı emrettiği hakiki namaz insanı her türlü hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyan namazdır. Eğer kişinin kıldığı namaz onu kötülüklerden, çirkin söz ve davranışlardan alıkoymuyorsa o zaman kılınan namaz hakiki namaz değildir. İnsan namazını gözden geçirmelidir. Çünkü gerçek hakiki namaz insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve onu Allah'a yaklaştırır. Yüce Allah'ın zengin müminlere emretmiş olduğu zekat ibadeti insanlardan alınan bir vergiden ibaret değildir. Zekat toplum fertleri arasında sevgi ve şefkat duygularının yaygınlaştıran ve insanları birbirine ülfetle bağlayan bir vecibedir, bir farzdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de zekatın farz kılınmasının gayesi şöyle açıklanmaktadır. Huz min envalihim sadakaten tutahhiruhum biha ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semi'un alim. Müslümanların mallarından sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir, onları yatıştırır. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. İşte bu ayeti kerimede ifade edildiği gibi zekatın farz kılınmasının ilk gayesi İnsan nefsini günahların çirkinliklerden temizlemek ve onları arıtıp ahlaken yüceltmek ve insanı kamil mertebesine taşımaktır. İnsanı bu yüce gayeye ulaştırmak için Peygamber Efendimiz sadaka kavramının manasını genişletmiş ve bir Müslümanın Müslüman kardeşine Allah rızası için onu sevdiğinden dolayı tebessüm etmesini dahi sadaka hükmünde değerlendirmiştir. Ve bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Tebessümüke fî veçhi ehîke leke sadaka. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır.
yolunu kaybeden bir insana yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman senin için bir sadakadır. İslam'ın yapılmasını emrettiği ibadetlerden biri de oruç ibadetidir. Oruç ibadeti de insanın sadece yemekten, içmekten ve cinsi arzu ve isteklerden uzak durması değildir. Bilakis insanın bütün şehvi arzu ve isteklerinden uzak durmasını sağlayarak nefsini ve ahlakını bütün çirkin sözlerden ve davranışlardan uzaklaştırması kastedilmektedir. Böylece güzel ahlaka ulaşıp insanı kamil mertebesine çıkarar, Allah'a yaklaşmasına vesile olmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde oruçla ilgili şöyle buyurmuştur: "Men lem yeda kavle zuri vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yeda'a ta'amehu ve şerabehu." Kim yalan söylemeyi ve yalan iş görmeyi bırakmazsa, terk etmezse, Allah'ın o kulunun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Yine başka bir hadis-i şerifinde sevgili Peygamberimiz, "Es-siyamu cünnetün fela yerfüz ve la yechel ve inimru'un gâtelehu ve evşâmetehu felyegul inni saimun merrateyni." Oruç bir kalkandır. İnsanı kötülükten alıkoyan bir kalkan vazifesini görmektedir. O halde oruçlu insan kötü söz söylemesin. Oruçlu kendisiyle çekişip kavga etmek isteyen kişiye iki defa "ben oruçluyum, ben oruçluyum" desin ve ona muhatap olmasın. Kur'an-ı Kerim'de oruç ibadetinin meyvesini şöyle ifade ettiğini görmekteyiz: "Ya eyyühellezine amenu, kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettegûn." Ey iman edenler, ey inananlar, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Umulur ki Allah'a karşı gelmekten korunursunuz. Hiçbir insan imkanı olan zengin Müslümanların mukaddes beldelere gidip gezip dolaşmalarını, oraları ziyaret etmelerini sadece turistik bir seyahat olarak değerlendirmemelidir. Yüce Allah'ın zengin olan Müslümanlara ömürlerinde bir defa mukaddes beldelere gidip hac yapmalarını farz kılmasının arkasında çok önemli hikmetler ve çok önemli manevi manalar vardır. Nitekim Yüce Allah bu yüce manaları Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle ifade etmektedir: "El-haccu eşhurun malumat, femen farada fihinnel hacce fela rafese ve la fusuga ve la cidale fil haccı. Ve ma tef'alu min hayrin ya'lemhullah ve tezevvedu fe inne hayra zadit takva ve tegûni ya ulil elbab." Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hac niyetiyle ihrama girerse hac esnasında kadınlara yaklaşmasın, günah sayılan davranışlara yönelmesin, İnsanlarla kavga etmesin, ne hayır işlerseniz, ne hayır yaparsanız Allah onu çok iyi bilir. Ey müminler, ahiret için azık edinin. Biliniz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, benden emirlerime muhalefet etmekten sakınınız. İşte bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz haccın sebep ve hikmetlerini bizlere bu şekilde açıklamaktadır. Dolayısıyla sadece
İşte komşum veya akrabam hacca gitti. İsminin başına hacı ifadesi kondu. Ben de hacı olayım. Bana da hacı desinler diye değil de Allah rızası için helal malla hac yapmalıyız. Ve hac yaptıktan sonra da hayatımızda bembeyaz, tertemiz bir sayfa açmalıyız ve ondan sonra da asla ve asla Allah'a isyan ifade eden sözlerden ve fiillerden kaçınmalıyız, sakınmalıyız. Şayet böyle yaparsak, işte bu yaptığımız ibadetler Allah katında kabul edilir ve bizim makbul olan bir hac, annesinden dünyaya gelen bir çocuk nasıl günahsız olarak dünyaya geliyorsa, işte o şekilde günahlarımızdan arınmış olarak ülkemize, memleketimize, evimize, yuvamıza dönme imkanımız olur. İşte burada verdiğim örnekler, muhterem Müslümanlar, namaz ibadeti, zekat ibadeti, hac ibadeti, oruç ibadeti, bütün ibadetler insanı ahlaken olgunlaştırmak, insanı kamil yapmak için Allah tarafından emredilmiştir. Dolayısıyla bu yaptığımız ibadetler bizleri ahlaken güzelleştirmeli, ahlaken olgunlaştırmalı ve bizleri insanı kamil mertebesine yükseltmelidir. İşte bu ibadetleri Allah'ın emrettiği ve Peygamber Efendimizin kıldığı şekilde yaparsak, o zaman ahlakımız güzelleşir ve güzel ahlak sahibi olan insan Allah'a yaklaşır, Allah'ın sevgisine ve rızasına nail olur ve ahirette de cennetlik olur inşallah. Peki değerli müminler, İslam'ın güzel ahlak sahibi olmayı emrettiğini buraya kadar ayetler ışığında açıkladık. Peki güzel ahlak nedir? Günümüzde çoğu insan güzel ahlak sözünü duyduğunda, güzel ahlak hakkında ne biliyorsun? Güzel ahlakın tarifi nasıldır? Güzel ahlakın temel ilkeleri nelerdir diye sorduğumuzda, çoğu insan bu sorulara doğru bir cevap veremez. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Yüce Allah'ın Araf suresinin 199. ayeti kerimesinde güzel ahlakı şöyle tarif ettiğini, nitelendirdiğini görmekteyiz. Araf suresi 199. ayet. Estaizu billah. Huzil affe ve'mur bil urfi ve ağrid anil cahiliyin. Bakınız, Yüce Allah güzel ahlakı şöyle ifade ediyor. İnsanların kusurlarını bağışla. Sana karşı hata yapan insanları bağışla, affeyle. Marufu, iyilik ve güzelliği, Allah'ın emirlerini, güzel sözleri ve fiilleri insanlara emret ve cahillerden de yüz çevir. Allah Teala bu ayeti kerimede üç cümle ile güzel ahlakı çok güzel bir şekilde ifade etmiştir. Demek ki birinci özellik affedici olmak. İnsanlar zaman zaman birbirine karşı hata yapabilir, bir takım hatalı davranışlar, sözler söyleyebilir. Dolayısıyla Allah Teala bizlere, biz Müslümanlara, işte bize karşı hata yapan insanları affetmeye davet etmektedir. Birinci özellik bu. İkincisi, insanlara iyiliği, güzelliği, Allah'ın emirlerini, peygamberin sünnetini öğretmeyi ve insanları iyiliğe ve güzelliğe davet etmeyi emrediyor. Dolayısıyla bir Müslüman sadece kendisinin günde 5 vakit namazı kılması, yılda 1 ay Ramazan orucunu tutması, zenginse malının zekatını vermesi, ömründe bir defa hac yapması, Kurban Bayramı'nda kurban kesmesi yeterli değildir. Bu iyilikleri, bu güzellikleri, Allah'ın bu emirlerini, buyruklarını çevresindeki insanlara da anlatmalı,
onlara güzel örnek olmalı, onlara iyiliği tavsiye etmelidir. Tabii bu iyiliği, bu güzelliği, bu güzel ahlakı, Allah'ın emirlerini insanlara anlatırken, insanları bu güzelliklere davet ederken en yakınımızdan başlamalıyız. Evimizde eşimizden, çocuklarımızdan, akrabalarımızdan başlayarak mahallemizdeki komşularımızdan, iş yerindeki iş arkadaşlarımızdan başlayarak elimizin ulaştığı, dilimizin döndüğü kadarıyla iyiliği, güzelliği insanlara anlatmalıyız. Onların da bu iyilikleri, güzellikleri, hayırları işlemesine vesile olmalıyız. Zira Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde "Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ila yevmil kıyame" buyuruyor. Evet, bir insan bir iyiliğin, bir güzelliğin, bir salih amelin işlenmesine, yapılmasına vesile olursa, o iyiliği, o güzelliği yapan insan nasıl sevap kazanıyorsa, aynı sevabı hiç eksilmeden ona vesile olan Müslüman da kazanır buyuruyor. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar hayatımız boyunca iyiliklere vesile olmalıyız. Bunu yaparken de değerli müminler, mümkün mertebe Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarak, insanları efendim kolaylaştırarak, zorlaştırmadan, müjdeleyerek, onları nefret ettirmeden tatlı dille, güler yüzle iyiliği emretmeliyiz, kötülükten sakındırmalıyız. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca daima çevresindeki insanlara tatlı dille, güler yüzle davranmış. Daima onları kendi hayatında yaptığı, tatbik ettiği salih amellere davet etmiş. Onun sözleriyle fiilleri birbiriyle uyum içerisinde olduğu için söyledikleri sözler insanlar tarafından kabul görmüş ve kısa bir süre içerisinde insanlar onun davetini kabul etmişler ve insanlar özellikle Mekke'nin fethinden sonra grup grup gelerek Peygamber Efendimiz'in huzurunda İslam'ı kabul etmişlerdir. Bugün bakınız 14 küsur asır geçmiş ve bugün 2 milyara yakın dünya üzerinde Müslüman var. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in özellikle İslam'ı davet konusunda insanlara kendi hayatında yaptığı, tatbik ettiği iyilikleri, güzellikleri anlattığı için onun amelleriyle, yaptıklarıyla sözleri birbirine uyum içerisinde olduğu için insanlar tarafından kabul görmüş ve İslam davetinde başarılı olmuştur. O halde değerli müminler, bugün günümüzde, asrımızda da İslam'ı insanlara anlatırken, tebliğ ederken bu özelliğe çok dikkat etmeliyiz. Kendi hayatımızda tatbik ettiğimiz iyilikleri, güzellikleri, salih amelleri insanlara anlatmalıyız. Şayet kendi hayatımızda yapmadığımız iyilikleri, güzellikleri, salih amelleri insanlara anlatırsak insanlar tarafından kabul görmez ve Allah'ın şu hitabına, Allah muhafaza, muhatap oluruz. Bakınız Allah Teala şöyle buyuruyor. Yapmadığı şeyleri söyleyen insanlara Allah Teala şöyle buyuruyor ve ikaz ediyor. Lime tegulune ma la tef'alun. Kebura makten indallahi en tegulu ma la tef'alun. Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Niçin anlatıyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri insanlara tavsiye etmeniz, insanlara anlatmanız, söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olmaktadır. O halde değerli müminler, böyle bir duruma düşmekten sakınmalıyız. İslam'ın, Allah'ın emirlerini önce kendi hayatımızda yaşamalıyız. Daha sonra insanlara o iyilikleri, güzellikleri tavsiye etmeliyiz, anlatmalıyız. Bunu yaparken de tatlı dille, güler yüzle, insanları nefret ettirmeden
bu güzelliği, bu daveti yapmalıyız. Zira yaptığımız bu davette, İslami tebliğde Peygamber Efendimiz'in şu hadisindeki ilkeyi kendimize ilke edinmeliyiz. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunaffiru buyuruyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Dolayısıyla mesleğimiz, icra ettiğimiz görev ne olursa olsun muhterem Müslümanlar, öğretmen olalım, din görevlisi olalım, müftü olalım, vaiz olalım, üniversitede öğretim üyesi olalım, avukat olalım, mühendis olalım, ne iş yaparsak yapalım, İslam'ı insanlara anlatırken kolaylaştırmalıyız, zorlaştırmamalıyız, müjdelemeliyiz, nefret ettirmemeliyiz. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir metodu İslami tebliğde kullanmış ve 23 yıl süren İslami davet sonunda muvaffak olmuş ve başarılı olmuştur. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı beliha ve veciz bir şekilde bizlere şöyle ifade etmektedir. Sıl men kataeke ve atı men harameke vafu ammen zalemeke. Bakın üç cümleyle Peygamber Efendimiz güzel ahlakı şöyle ifade ediyor. Seninle ilişkisini kesene, sana darılan küsene sen git. Sen onunla ilişkini sürdür. Sen onunla barış. İkincisi, sana vermeyene sen ver. Sana zulmeden, sana haksızlık edene onu bağışla, sen ona iyilik yap diyor. Bakın bu üç husus gerçekten çok önemli güzel ahlak ilkelerindendir. Birincisi, sana küsen, sana darılan, seninle ilişkisini kesene sen ilişkini devam ettir, onunla barış diyor. Zira değerli müminler, günümüzde çok basit sebeplerle birbirine dargın olan, kırgın olan, küskün olan Müslümanlar var. Hatta aile içerisinde anne baba oğluna, kızına veyahut da çocuk anne babasına darılıp küsüyor. Akrabalar arasında dargınlık, küskünlük mevcut. Bir mahalle içerisinde mahalle komşularının birbirine çok basit sebeplerle darıldığı, küstüğünü ne yapıyoruz, görüyoruz. Halbuki İslam'da dargınlık, küskünlük, bakınız Peygamber Efendimiz tarafından şöyle ifade ediliyor. La yahillu li muslimin en yahcura ahahul muslime fevqa selaseti eyyamin. Bir Müslümanın başka bir Müslümanla üç günden fazla dargın ve küskün durması helal değildir buyuruyor. O halde dargınlığı, küskünlüğü üç günden fazla sürdürmek haramdır. Birbirine dargın olan, küskün olan Müslümanların hiç vakit kaybetmeden barışması, bu dargınlığı, küskünlüğü sonlandırması gerekir. Burada şunu da ifade etmeden geçmek istemiyorum. Birbirine dargın olan, küskün olan iki insandan hangisi bu dargınlığı, küskünlüğü bitirmek için ilk adımını atarsa, ilk elini uzatırsa, ilk selamı verirse, o Müslüman Allah katında faziletli Müslümandır. Dolayısıyla dargın olan, küskün olanlar ne yapmalı? Vakit kaybetmeden barışmalıdır. Bugün öyle bir asırda, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bakınız İslam barışmayı emrederken çok basit sebeplerle değil 3 hafta, değil 3 ay, değil 3 yıl, yıllarca birbirine dargın, küskün olan insanlarımız var. Ve araştırdığınızda, o küskünlüğün, dargınlığın sebebini araştırdığınızda, inanın bir fındığın kabuğunu dolduracak derecede basit sebepler olduğunu görüyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin
10. ayeti kerimesinde Yüce Allah innemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum buyuruyor. İnananlar birbirinin kardeşidirler. O halde kardeşleriniz arasındaki dargınlığı, küskünlüğü onları bir araya getirerek barıştırın ve o dargınlığı, küskünlüğü bitirin buyuruyor Yüce Allah. Bu ayeti kerimede biz Müslümanlara bir görev veriyor. Birbirine dargın olan, küskün olanları bir araya getirip barıştırmayı emrediyor. Yine Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine dönecek olursak, güzel ahlakın ikinci ilkesi, sana gelmeyen, sana vermeyene ver diyor. Evet, dolayısıyla bizler bize iyilik yapan bir insan olduğunda ne yaparız? Biz de ona karşılık iyilik yaparız. Asıl Müslümanlık, asıl müminlik, bakınız, atalarımız şöyle ifade ediyor. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır. İyilik yapana iyilik yapmak, herkes yapar bunu. Asıl iyilik her kişi kimdir? Kendisine kötülük yapan, hata yapanı affeden ve ona iyilik yapan insan hakiki mümindir. Burada bir olayı sizlere anlatmak istiyorum değerli müminler. Bir gün sahabe-i kiram kendi aralarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'yi neden bu derece fazla sevdiğiyle ilgili konuşuyorlarmış. Tabii Peygamber Efendimiz onların bu konuda konuştuklarını duyunca onların yanına gelmiş ve onlara şu soruyu sormuş. Demiş ki, ey Müslümanlar, ey ashabım, size bir Müslüman kardeşiniz bir hata yapsa, bir kötülük yapsa ne yaparsınız? Demişler ki, biz onu affederiz, ona iyilik yaparız. Peki aynı Müslüman yine bir kötülük yapsa ne yaparsınız? Yine bağışlarız, affederiz, yine iyilik yaparız. Peki üçüncü defa bir hata, bir kötülük yapsa yine affederiz, yine iyilik yaparız. Peki dördüncü defa bir kötülük yapsa, hiç kimseden ses çıkmamış. O sırada Hazreti Ali geliyor. Bu sefer aynı soruyu Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye sormuş. Ey Ali, bir Müslüman kardeşin sana bir hata yapsa, bir kötülük yapsa ne yaparsın? Ey Allah'ın Resulü, onu bağışlarım, affederim, ona iyilik yaparım. Peki aynı kişi ikinci kez bir kötülük yapsa yine bağışlarım, affederim, yine iyilik yaparım. Peki aynı kişi yine bir kötülük yapsa yine bağışlarım, yine affederim. Tam 7 defa sormuş, 7'sinde de onu bağışlarım, affederim ve ona iyilik yaparım diye cevap vermiş. O zaman işte Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'yi neden bu derece fazla sevdiğinin sebep ve hikmetini anlamış oluyorlar. Değerli müminler, o halde güzel ahlak sahibi olan insan ne kazanır? Onu da ifade ederek inşallah sözlerimi bitirmek istiyorum. Evet, güzel ahlak sahibi olan insan önce kendi nefsinin kötülüklerinden arınmış olur. Günahlardan arınmış olur. İkinci olarak güzel ahlak insanı Allah'a yaklaştırır. Güzel ahlak insanı Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşturur. Güzel ahlak kıyamette peygamberle, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olmak ve onunla birlikte haşrolmaya vesile olur. Güzel ahlak sahibi insan peygamberin şefaatini hak eder. Güzel ahlak sahibi insan cennete girer ve güzel ahlak sahibi olan insan Allah tarafından sevildiği gibi, peygamber tarafından sevildiği gibi diğer insanlar tarafından da sevilir ve saygı gösterilir. Güzel ahlak bu dünyada huzurlu bir hayat sürmeye, ahirette de ebedi saadete kavuşmaya vesile olur. Yüce Rabbim bizleri, sizleri güzel ahlak sahibi olmamızı nasip ve müyesser eylesin. Bu konuda en güzel ahlak sahibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek edinmemizi nasip ve müyesser eylesin. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk.
Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.